Dolayısıyla Türkiye'nin Orta Doğu'daki çatışan ya da çatışmak istemeyen güçlerin, değişik aktörlerin gözünde Türkiye'yi cazip kılabilecek pek bir şeyimiz kalmadı. Ben öyle düşünüyorum. Bir zamanlar Türkiye'de, Türkiye'yi yönetenler gittikleri her yerde değişik nedenlerle, değişik şekillerde ilgi görürlerdi. Bir anlamda popüler olurlardı. Artık böyle bir popüler olma durumu da yok. Arap gençliği, Orta Doğu gençliği, Müslüman ülkelerdeki gençlik Türkiye'yi kendine örnek alma noktasını çoktan geride bıraktı. Çünkü Türkiye artık özgürlüklerle, açılımla, sürekli ileriye doğru gitmekle anılan bir ülke değil. Türkiye daha çok artık yasaklarla anılan bir ülke olma haline geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün bu kargaşada, bütün bu değişim sancısı yaşayan Orta Doğu'da bir cazibe merkezi olma ihtimali hiçbir şekilde kalmadı.